Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Süper Lig modunda kısa kariyerimizde artık son iki bölüme geldik. Ligde ikinci sırada artık orada biraz havlu attık diyebiliriz. 4 hafta kala 8 puan fark oldu. Ama şu anki esas hedefimiz Türkiye Kupası'nda. Finale kadar çıktık, finalde Galatasaray olacağız. Bu bölüm lig maçları geçecek. Diğer bölüm bir tane lig maçı kalacak. Bir de Türkiye Kupası finali olacak. İlk maçımız Başakşehir ile Başakşehir 15. sırada. Maça başlıyoruz hemen. Bölümün ilk maçında Başakşehir'e karşı maça biz başlayacağız. Abdülkadir baktı, bir çalım attı. Bir çalım da Abdülkadir'den. Abdülkadir uzaktan bir şut ve gol! Abdülkadir bugün ilk 11'e çıktı. İyi bir formu vardı, baktım maçtan önce. Kırmızı oktu. Ben de hemen attım ve daha ilk pozisyonda gol attı. Dakika 1'i gol 1 oldu. Başakşehir'e karşı bakalım. Maçı nasıl bitireceğiz? Mervan topu çaldı şimdi. Rodega'ya doğru. Rodega şöyle bir çekti. Çalımını attı. Baktı kaleye. Bir şut ve gol, 2-0 oldu. Maça fırtına gibi başladık. Bu sefer Rodega. Mervan Rodega oynadı. Rodega ilk şansından kurtardı. Burada savunma şut çekmesine izin verdi. Büyük bir hata yapmış oldu. Dakika 3, 2-0 öndeyiz. Maça fırtına gibi başladık. Nguemo ve saldırmaya devam ediyoruz. Nguemo döndü. Rodega geçemedi bu sefer. Rodega. Kendi gidiyor. Bırakmalılar. Abdülkadir topu çaldı uzaktan. Bir şut Abdülkadir dışarıya. Bir müdahale Emrah'tan yine Emrah. Son haftanın formda ismi. Bir çalım Bruno'dan. Bruno baktı kaleye, vurdu dışarı. Bir pas olmak zorunda o şimdi. Bir çalım açtı ortaya, defans taşladı. Nguema ile çıkıyor şimdi hücuma. Pası geçmedi. Tak devam ediyor. Bir pas, yine defans, gelişine bir şut dışarı. Abdülkadir. Rodega, Sami'ye doğru yine. Sami çekti öne, vurdu, top dışarı çıkıyor. Abdülkadir, Sami. Tek paslar, Rodega, Abdülkadir buluşurdu. Abdülkadir vurdu, top neden öndü? Bu sefer dışarı çıktı top ama direğe çarpıp. Abdülkadir ile yine TK yaptık. İzrail'i kullanıyor şimdi Koner'i. Açtı ortayı. Defans taşırdı. Seken top. Gelişine bir şut dışarı. Hakem devam diyor. Çok iyi takıldık artık. Ve iki yanı sonucu 2-2-0. Bakalım, 7 şutumuz var. Sadece bir şut çektik. O zaten karambolde vurdular. İkinci yarıya Başakşehir başlıyor. Döndüler kanada Doka'ya. Doka. Bir çalım. Açtı ortayı. Emrah vurdurmadı. Nguema uyudu orada. Defans. Bomboş kale ve gol. Semih Şentürk atıyor golü. Bir anda savunmada büyük anlaşmazlık golü getirdi. Rodega. Fabian Rodega'da. Rodega. Mervan Çe'ye doğru. Tekrar Rodega. Rodega. Rodega döndü etrafında, vurdu ve gol! Rodega'nın ligdeki 41. golü! 41 kere maşallah Rodega. Seni bizi çok önemli yerlere taşıdın be. Mervan verdi pasını Rodega'ya. Sen halledersin dedi. Rodega baktı orası kapalı. Etrafında şöyle bir döndü. Önünü açtı. Ve mükemmel bir vuruş. Tekrar iki farklı üstünlüğü bulduk.
Başakşehir golü bulduktan sonra biraz daha topla oynamaya başlamıştı. Bu gol bizi biraz rahatlattı diyebiliriz. Ahmet, Cenk Ahmet. Bir çalım. Açtı ortayı. Bir kafa kaleci Lukaç. Olması gereken yerde. Bravo. Sami. Mervan Çelik. Rodega. Abdülkadir. Bruno. Rodega. Tekrar Bruno. Bir şut. Gol olsa çok güzel gol olacaktı. Olmadı. Bir pas savunmaksın o şimdi. Kaleci kaçırdı adamı. Ve penaltı. Bir anda kaçırdığı adımı hakem normal olarak penaltı verdi. Bir de kırmızı çiçek bakalım. Bir de sarı kart çıkıyor. Sonradan değerlendirmedi ki. Yoksa kırmızı yemişti. Burada bakın bir anda kaçırdı. Aslında kırmızı kartı verebilmiş yani sonradan. Bakalım yine penaltı geçerse ortaya atmışlardı. Semih Şentürk. Semih ve gol. Mühitekten top. Bir an kaleci geçini gol dedim. Direkt atladı top olacak işte. Doğru tarafa atladık. Şansı yanımızdaydı bu sefer. Abdülkadir'e doğru. Abdülkadir. O oynadı burnuna. Burnundan Rodega. Rodega. Çıkardı basını. Mervan'a ama Mervan nerede? Mervan vurdu dışarı. Dundik Faruk. Emre'ye doğru. Sen bırakmadı. Uzun pas şimdi Rodega'ya doğru. Rodega kontrol. Çıkardı pasını Bruno. Böyle golleri var Bruno'nun. Top direkte patladı be. Ah be. Yine direkt. Rodega. Tekrar Abdülkadir'e. Abdülkadir uzaktan. Bir şut. Kaleci yine. Bırakmıyor kaleci. Topu çaldı Engo Emo. Bitirme hakem. Son bir atak yapalım. Rodega uzaktan. Bir şut dışarı ve maçın sonu. 3-1'lik galibiyet bölümün ilk başında. İyi bir oyun. Güzel bir skorla bitirdik. Maç adım yeri odaya oldu. Galatasaray beraber kalmış Beşiktaş'ta. Puan farkı böylece 6'ya düştü. Sadece 3 hafta kaldı bitimine. Ömrün ikinci maçında Mersin'de İdvanyo'yla karşı oynayacağız. Odaya kaldı başına gitti bakın. 42 golü var. En yakın takipçisi Bruno Mezenga'dan bile 2 katından fazla gol attı. Müthiş bir form yakaladı bu sene. Akhisar'da güzel bir bahar akşamı, güzel bir maçla birlikteyiz. Akhisar, Mersin İdmanı'yla karşılaşacak. Maçı Akhisar başladı. Abdülkadir bu maçta da ilk 11'de geçen maçta çok etkili oynamıştı. Maçta ilk 11'de devam ediyor. Geçen maçtan farklı olarak Emrah ilk 11'de bugün bir de Utsu ilk 11'de. Vurdu malı Utsu'a. Utsu topu aldı. Çaprazdan vurdu dışarı. Yolun takla iyi onu. Savunma arkasına pas. Kaçırdık adamı. Çaprazdan artık yok artık. Bravo kaleci. Uzun dikler topu yine savunma arkasına doğru ama Cizveri alamadı. Bir pas daha savunma arkasına. Yine defans. Yine bir şut. Korner. Kullandı korner şimdi. Son an dokunduk. Ama adam gol attı. Şimdi 1-0 önde dakika 15. 1-0 geri düştük. Uzun süreden sonra geri düştük diyebiliriz. Çünkü hep genelde ilk golü biz buluyorduk. Sami'den Utsa. Hasan attı şimdi Hasan Kavisi. Hasan Kavisi'den savunma arası pas. Bruno Mezenga. Bruno Mezenga kontre etti. Bruno aldı. Vurdu ve gol. En sonunda savunma arası kaçırdık. Ve gol attık Bruno Mezenga. Hasan Kavisi'den savunma arası uzun bir pas. Bruno Mezenga kontre etti. Bir ara kaptır gibi oldu ama topu aldığı anda gol attı. Şimdi bir oldu maç. Ona da Utsa. Bruno. Abdülkadir doğru. Abdülkadir döndü kanat. Hasan Kavisi'ye gelişine vurdu dışarı.
activity down on the touchline. It seems there's got to be a change. Hasan Kavsi döndü Mert'e. Mert'e gidi oyna. Mert uzaktan bir şut kaleci. Savunma arkasını sıra pası atan Mersin'den yurdu. Müthiş müdahale ama yine önde kaldı top. Top direkten döndü. Bu sefer şans anı. Dakika 68. Açtılar ortayı. Defans karşıladı. Bir kafa. Neredesin kaleci ama ya. O kadar ileride ne işin var senin? Really nigga. Mersin'den yurdu tekrar öne geçiyor. Utu'dan Bruno Mezenga. Bruno. Bruno Mezenga şöyle bir çek topu. Bruno açtı ortayı Sami'ye doğru. Defans Ut indiremedi. Mert Ayyüce gelişine vurdu dışarı. Kadir Keleş'te kaldı. Sami tekrar Kadir Keleş. Onun yanında Bruno'ya. Bruno bir pası Ut'sa. Ut aldı. Ut vurdu ve gol. 2-2 oldu maç. Ut pozisyonu girdi gol attı. Ortayı çok iyi kapattılar. Biz de şu pastalar, Bernd pastalarla açmaya çalıştık. Burada iki kişi arasından pas attık. Usta dar açıdan güzel bir bitiriş yaptı ve maçı Usta geldi şimdi. Uts döndü. Usta geliyoruz. Uts açtı önü. Vurdu Uts ve gol! 2 dakikada çevirdik maçı Uts attı. Rodelga yerine bugün ilk 11 çıktı ve maçı kurtaran adam oldu. Ult şut açısı aradı ve bulduğu anda attı golü. İki dakikada maçı döndük seçler. Şimdi Bruno topu çaldı. Bir gol için daha geliyoruz. Bruno oynadı Ult'sa. Ult çaprazda bir şut daha dışarı. Oynadı ve maç bitti. İki tane corner golle geri düştük. Ama Utsu izin vermedi yenilmemize. 2 dakikada 2 tane gol atarak maçı çevirdik. Maç adamı tabii ki Utsu. Bakalım Galatasaray 4-2 galibiyet almış ve 6 puan farklı son 2 hafta kala. Son 2 haftada artık 2 maçını kaybedip bizim kazanmamız lazım. Bölümün son maçında Sivas deplasmanıyla gideceğiz. Bakalım Sivasspor kaçıncıymış. Sivas 10. sırada 10 galibiyet, 17 yenilgi, 12 beraberliği var. Bundan sonraki bölümde yani ilk maç Türkiye Kupası finali olacak Galatasaray'da. Onun için maçta biraz daha rotasyonlu bir kadro çıkacağım. Rode'ye geçen maç yoktu. Bu maçta oynasın ama devre arasında bir kosu çıkartacağım. Utsu yine yedeklerde bulunsun. Mervan yoktu. Oynasın. Hasan Kavsi yine ilk 11'ini alsın. Güray oynasın. Sami oynasın. Kusto Adria zaten Engo Emre'de Bruno cezalıymış. Emrah, Dagla yerine İsmail'i aldım. Rize'yle yerine. Böyle gördüğünüz gibi biraz rotasyonlu, biraz az kadroyla sahaya çıkacağız Sivas karşısında. Bölümün son maçında Sivas deplasmanındayız. Tribünler kırmızı beyazla süslenmiş. Maça Sivas Spor başlıyor. Thank you.
İlk gole benzer bir gol. Yine Sankantre Mervan işbirliğinde. Bakın Sankantre burada çalım attı, savunma arkası yine Mervan'ı gördü. Mervan çelik aldı ve golü attı. İlk golü de böyle olmuştu. Hasan Kabize savunma arkası atmıştı Mervan'a. İkinci gol de aynısı oldu. Şimdi 2-0 öndeyiz. 2 kontra atakla 2 gol bulduk. Sami açtı ortayı. Rodaya vuramadı. Karambol uzaklaşa topu. Kadir Keleş. Bir çalım. Kadir uzaklardan bir şut kaleci. İkiler artı salanlar dikiyor kaleciyi ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 2-0, 2 kontra atakla Mervan'ın golleriyle önde bitirdik. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Güray Ural'ın pasıyla. Şimdi gitmeye çalışıyoruz. Güray Ural bir çalım. Bir çalım daha. Attı savunma arkasına Rodega'ya getirmedi defans. Bir pas savunma arkasına doğru. Bir şut kaleci Lukaç. Ve top korneye çıkıyor. Utz'la Mert Erce giriyor. Utz geçen maçın kahramanı. Yine yukarı oynadılar. Hasan Kabse alama topu. Spa solda giriyorlar. Güray dokundu. Topu çaldık. Hasan Kabse Utz'a doğru. Utz. Topu önde kaldı. Utz vurdu ve gol be. Topu mükemmel oynardı. Gol attı Utz girer girmez. Paslara giriyorlar. Bir pas. Çok sert müdahale. Hemen orada uzaklaştım. Çalmasın faul diye ama. Bir şut. Karambolde dışarı vuruyor. Bir çalım. Bir şut dışarı. Son anda artık ve maçın sonu. 3-0'lık galibiyet. Kendi işimize baktık. Galibiyetimizi aldık. Sivas'tan şimdi gidiyoruz. Maç adamı Mervan Çelik. Galatasaray Fener'i 3-1 yeniyor ve şampiyonluğunu bir hafta kala ilan ediyor. 6 puan fark attı. Biz de tam 100 gol ulaştık. Elimizden geleni yaptık. Olmadı Galatasaray. Çok istikrarlı bir şekilde kazandı maçlarının çoğunu. Artık Türkiye Kupası'nı kazanmaya bakacağız. Türkiye Kupası'nda rakip yine Galatasaray olacak. Evet, bugün 3 maç yaptık. 3 maçımızı da kazandık. Elimizden geleni yaptık ligde. Son bir hafta kala Galatasaray şampiyon ilan etti. 6 puanlık fark var zaten. Bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.